Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tığımın numarasını da söyleyeyim. Tığım 22 numara. Bugün size yine iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Evet, modelimiz bu şekilde. Çimenlerimizi e, merdiven oyası yapıyorduk ya arkadaşlar. Onun teklisini aralara bu şekilde çimen olarak yapılmış çiçeklerin arasına. Modelimiz bu. Bunu sizler için tığa çevirdim. Biliyorsunuz zaten arkadaşlar genellikle daha doğrusu çoğunlukla yüzde seksen iğneden tığa çeviriyoruz. Kanalımız iğneden tığa kanalı gibi oldu yani. Evet şimdi tığa çevirdiğim modeli göstereyim. Bakın birebir aynı zariflikte oldu. Bu zamana kadar hani iğneden ta çok zarif oldu diye söylüyorum ya arkadaşlar. Bu onların zarifin de zarifi. Adeta bilmiyorum modele aşık oldum diyorlar ya o derece çok hoş bir model oldu. Bakın. Bir de bunun düşün kendi ipin bu çimenini yaptığımız taba rengi galiba bu rengin ismi. Bu renkten olduğunu düşünün arkadaşlar. Adeta Şöyle muhteşem ötesi güzellikte, zariflikte. Hani şöyle tek renk. Bazen sadece kenar çiçekli olup şöyle bayanlar e, minik tülbent alıyorlar. Şöyle dört keşe sadece hiç katlamadan. Ona da adeta böyle yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Oyayı görünce siz de bayılıp kalmayın. Evet. <laughs> Espri yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar böyle yemenimizin ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Şimdi çiçeğimizin bu arasındaki 5 tane tığ battı mesafesini vererek başlayacağız. Evet tığ battımızın içini sık iğne ile sabitledik. Bir tanesini yapmışım sizler için. Yine 3 zincir çekip ikincisini buraya sık iğne ile kapat. Şimdi arkadaşlar buraya üçüncü tığ battım. Yeşil yapraklarım için, çiçeğim için yuva olacak. O yüzden 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Hemen boş olan tığ battıma girip sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde 3. tığ battım 5 zincir ve 3 zincirimi çekip hemen bu yandaki boşluktan sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir sık iğne ile sabitledim. Evet bakın bu şekilde ortada 5 zincir kenarda 3'er zincirle 5 tane tığ battımız hazır. Şimdi buraya şöyle 2 zincirimizi çektik. Bir defa tığımı doladım. Merdiven yapımına başlıyoruz. Hemen yandaki boş olan tığ battıya girip 2-2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım. 5 zincir 5 zincirimi trabzanıma girip sık iğne ile kapattım. Tomurcuk yaptım. Şimdi araya arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Hani iğne yasında olan bombililik var ya. Onu bu şekilde sağlamak için bir zincir çekiyorum. Şimdi iki defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıma girdim. 2 2 ve 2. Bakın merdivenimizi yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. 5 zincir. Hemen trabzanımın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. Araya yine bir zincir. 3 defa tığımı doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıma giriyorum. 2 2 2 2 3 tomurcuğum için 5 zincir kapattım bu şekilde Evet 3 tane trabzanımızı yaptık orada da 3 taneydi arkadaşlar aynısı olsun diye bu şekilde yaptım şimdi 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 hemen boş olan tığ battığıma sık iğne ile Şöyle yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakalım işimiz arkadaşlar. Bunu iğne yazısı zarifliğinde nasıl yaparım diye düşündüm. Olur mu ki diye arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş ve zarif de oldu. Hemen yine arasına 5 tane bu şekilde tığ battı yapacağız. Aynı ilk önce yaptı, ilk başta yaptığımız gibi. 3 zincirimizi çektik. Hemen 2 tane buraya üçer zincirli tığ battı yaptık iki tane tığ battı olduktan sonra şimdi beş tane zincir çekiyorum boş olan tığ battıma sık iğne ile sabitliyorum evet. tekrar üç zincir iki tane üç zincirli yuva yapıyoruz tekrar üç zincir ve beşinci tığ battı yaptım 5 tane tığ battısını yine hazırladık. Yine merdivenimizin yapımına başlayalım. Ara suyu çimenimizi. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Hemen boş olan tığ battıma 2-2 olarak alıp minik bir trabzan. 5 zincir. Trabzanımıza kapatıyoruz. Tomurcuğumuz. Arasına şöyle bir zincir iki defa tığımı doladım hemen yanındaki yere 2 2 2 alarak bu şekilde bir tık büyük trabzanımızı hazırladık 3 4 ve 5 zincir kapattım bu şekilde tekrar dibine bir zincir 3 defa doluyorum her e, trabzan başında bir tane dolama artırıyoruz 2 2 ve 2 bu şekilde 5 zincir 5 zincirimi çektim sık iğne ile sabitledim ve 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 buraya tığ battımın içine sık iğne ile girdim yine merdivenim hazır 3 zincirimi çektim ve sabitledim. 3 zincir yine aynı şekilde arkadaşlar devam edecek. Şöyle bizim anlatmak istediğimiz yeri anlattık. ihtiyacımız olan yeri anlattık. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına gel. Ortadaki şöyle 5 zincirli yuvanın içine yeşil ipimi tığıma tutturdum. Sık iğne ile sabitleyeceğiz. ve 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Döndüm şöyle ters tarafına. Sine kanadı yapıyoruz. 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitledim. Sıkı sıkı 10 zincir çekiyoruz. 5 6 7 8 9 ve 10. Çeviriyorum düz yüzüne. Bu yeş e yaptığımız 5 zincirli yuvamızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet ilk sine kanadımız bu şekilde hazır. 5 zincir Yuvanın içine girdim buraya sık iğne ile sabit 4 zincir çekiyorum döndüm şöyle ters tarafına 4 zincirimizi 5 zincirimizin içine sık iğne ile sabitledik 10 zincir sıkı sıkı 5 6 7 8 9 ve 10 şöyle düz tarafına çevirdim aynı yuvanın içine Sık iğne ile sabitliyorum. Hem zarif, hem güzel, hem de arkadaşlar bakın yapımı da bir o kadar kolay. Bir zincirimizi çektik, şöyle dibinden sık iğne ile sabitledim. Evet, ipimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Çiçeğinin yapımına geçelim. Evet, bunlar sinek kanadına yaprak arkadaşlar. Şimdi yapraklarımızın üzerine de çiçeklerimizi yapacağız kırmızı ipimizle şöyle 10 zincir çektiğimiz yerden sık iğne ile ipimizi sabitledik üzerine 5 tane zincir çekiyorum sık iğne ile bakın 5 zincirimizin arasına girip şöyle tam ortasına bu şekilde çok güzel duruyor kirpikler denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar bakın bu şekilde hemen yanına bir tane sık iğne girdim İkinci kirpiğimizi de bu sık iğnenin arasına yapacağız yine 5 zincir buraya kırmızının arasına giriyorum sık iğnenin arasına giriyorum 5 kirpiğimi sabitliyorum yine sık iğne yapıyorum 5 zincir ve sık iğnemin arasına şöyle giriyorum rahat giriliyor bakın arkadaşlar trabzan gibi şöyle arasına giriyorum dibine yine bir sık iğne ile bitiriyorum sık iğne ile başlayıp sık iğne ile kirpiklerimi bakın buruştaki zarafeti buraya 6 tane zincir çekiyorum Evet 2 3 4 5 ve 6 şöyle köprü olarak kullanıyorum onu arkadaşlar hem de buraya beyaz çiçeğimizi yapacağız 6 zincirimize beyaz çiçeğimizi yapacağız yine 5 zincir aynı öbür dalımızda olduğu gibi bu dalımıza da şöyle sık iğnenin arasına girerek 3 tane kirpik yapacağız hemen yine sık iğnenin arasına girdim 5 zincir arasına girdim sabitle yine sık iğne ile şu şekilde girdim yine 5 zincir hemen sık iğnemi aralayıp arasına kirpiğimi yaptım muhakkak koparmadan önce de şöyle dibine bir sık iğne yapmayı unutmayın arkadaşlar sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirin bir zincirimizi çektim hemen ipimi kopardım şu iplerimi yakıp ortadaki kirpiğimizin yapımına geçelim Evet şimdi beyaz çiçeğimin yapımına geldi kırmızı çiçeğimizin arasına 6 zincir çekerek köprü yapmıştık oraya beyaz ipimizle sık iğne ile sabitliyorum ve fazla sıktırmıyorum arkadaşlar orta sıklıkta arasına girmekte zorlanmayayım diye 3 4 5 5 zincirimi çekiyorum buraya arasına bakın tam orta yerinden girip böyle kirpiğimi sık iğne ile kapatıyorum hemen kırmızı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum hem de kirpiğim için yuva hazırlamış oluyorum şöyle 5 zincirimi çektim ve sık iğnemin arasına girip bu şekilde kirpiğimi hazırladım yine üçüncü sık iğnemi Şöyle üçüncü kirpiğim için yuvamızı hazırladık. 5 zincir. Hemen arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Son olarak koparmadan yine sık iğnemi yapıyorum. Dibine de bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet ortadaki 3 kirpiğimiz de bu şekilde hazır şöyle iplerimi yakıp hemen geliyorum modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar bakın çok hoş ve çok zarif oldu şöyle yakından iyice inceleyip böyle bakabilirsiniz arkadaşlar Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Elimden geldiği kadar kolay model, hafif model her türlüsünde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de emeklerimin karşılığı olarak olarak yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz önermelerde YouTube'dan ne çıkmak için beğeni yorumlar çok önemli arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın